Evim Afyon, Özlem'in mutfağını sunar. Hepiniz hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz ekranlarınızın başına. Bugün yine Özlem'in mutfağında birbirinden leziz yemek tariflerini elimizden geldiği kadarıyla sizlere aktarmaya çalışacağız. Bakalım bugünün menüsünde Özlem'in mutfağında neler var? Nevzat Bey yanımızda. Bugün yine şöyle bir listeme baktığımda birbirinden leziz yemek tariflerini bizlerle buluşturacaksınız. İlk yemeğimiz galiba çorba. Evet, un çorbası. Çalışan bayanlar veya evine misafirlikten veya alışverişten geç gelmiş, son dakika ne yapabilirim diye düşünen bayanlar için yoğurt çorbamız var. Hı hı. En hızlı bir şekilde yapılması kolay, basit olan bir çorbamız var. Hı hı. Bunu ekranda buluşturacağız izleyicilerimizle. Bir de böyle akşam böyle gezmelere kaldıysanız, çok fazla gezdiyseniz, eyvah bizimkiler kızacak telaşınız varsa bu tarif tam da sizlere göre değerli izleyicilerimiz. Peki Nevzat Bey, bugünün malzemeleri nelerdir çorbamızdaki? Un, yoğurt, sıvı yağ, et bulyon, tuz, kırmızı toz biberimiz var ve maşallah, suyumuz var yeteri kadar. Maşallah, hep böyle bizi pratik yemek tarifleriyle buluşturuyorsunuz. Gerçekten size çok teşekkür ediyoruz bütün bayanlar adına. Peki yapılışı nasıl olacak? Suyumuzu kaynamaya bıraktığımızda terbiye şeklinde unla yoğurdumuzu açacağız. Açtıktan sonra terbiye şeklinde vereceğiz. Ve en son olarak da kırmızı toz biberimizi biraz kavuracağız yağla. Ve en son üzerine dökeceğiz. Oo, birazcık böyle zahmetli gibi görünse de dikkat ettiğinizde değerli izleyicilerimiz harika bir yemek tarifi olduğunu fark ediyorsunuz. Pratik olması da ona keza zaten muhteşem diye düşünüyoruz. Siz nasılsınız efendim, görmeyeli? Teşekkür ediyorum. Bizler iyiyiz. İyice alıştık. Tabii ki. Alışıyoruz. Biz de iyiyiz işte, böyle kanal, ev, program, set derken zaman böyle hızlı, evet, bir şekilde akıp gidiyor. Tabii ekranları başında bizleri izleyen izleyicilerimizle daha bir mutlu oluyoruz. Efendim bizleri sosyal medyadan da takip edenler var. Kendilerine sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Sık sık da bize yazıyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize cevap vermeye çalışıyorum. Ama elimden geldiği kadarıyla, çünkü gerçekten yoğunuz, yoğun olmaya da devam ediyoruz. Lakin kimseyi de üzmek, kırmak istemiyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla da sizlere cevap vermek istiyoruz. Özellikle ustalarımız sizin çok şanslı olduğunuzu söylüyorlar. Yılmaz Beyler bize ulaştı. Daha çok ustamız ulaştı bize. Evet. Ama ismini tabii ki aklımızda tutmak imkansız. Yılmaz Bey bizlere sevgilerini, selamlarını iletmiş. Bize saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Sizin çok şanslı olduğunuzu düşünüyorlar. Ekranda çok güzel durduğunuzu düşünüyorlar. Harika bir yemekle izleyicilerimizi buluşturduğunuzu düşünüyorlar. Bir de bize yazan, mail atan kişiler hep aşçı. Bu da bize onur verdi. Gururlandık. Hep aşçılar bize yazıyor. Urfa'dan bize yazanlarımız oldu. Yine aşçılar da kendileri de. Övgülerini size iletmemi istediler. Bunun da yükünden kurtulmuş oldum, size ilettim. Gerçekten çok başarılısınız. Başarınızın devamını diliyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Arayıp soran, bizim şanslı olduğumuzu düşünenler insanlara çok teşekkür ediyoruz. Ve bu programı hazırlayıp da bizi buraya çıkaran insanlara teşekkür ediyoruz. Özellikle Özlem'in Yemek Sanayi, Kanal 3 ailesine. Biz çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Ne yapalım? Malzemelere kısaca göz attıktan sonra ekranı asıl sahibiyle baş başa bırakalım.
Değerli izleyicilerimiz, Kanal 3 ekranlarında Özlem'in mutfağı aracılığıyla sizleri bugün Kayseri'ye götürüyoruz ve Kayseri'nin enfes lezzetlerinden bir tanesini, mantısını ekranlarınıza taşıyoruz. Bu konuda bize kim eşlik edecek efendim? Tabii ki Kenan ustamız. Artık teknoloji ilerledi. Hazıra çok alıştık. Ben yine de size tavsiye ediyorum. Evinizde yoğurun güzel bir şekilde. Yapın şöyle mantınızı taze taze. Oh ne güzel, fırınlayın. Mis gibi kokular etrafı sarsın. Hiç öyle içinde kıyma var mı yok mu? Efendim soya fasulyesi mi? İçindeki neki falan diye tedirgin evet. Olmayın değil mi? Yapın yiyin. Evet, kesinlikle. Evde yapılanın yerini tutar mı Kenan Bey? Hazırlar evde yapılanın yerini tabii tutmaz. Ama böyle şeyler hazır olduğu için aperatif oluyor. Hemen atıyorsunuz suya, çıkartıp servise sunuyorsunuz. Ben şundan çok eminim. Mantımız hazır da olsa Kenan Usta'nın marifetiyle lezzetine lezzet eklenecektir. Ve evde yapılmışın yerini aratmayacaktır. Çünkü gerçekten mutfakta ve görselde ve yemek yaparken hem pratiksiniz hem de maşallah çok marifetsiniz. Ki bize nasip oluyor. İnşallah size de en güzelleri nasip olur değerli izleyicilerimiz. Kamera arkasında yiyoruz, tadıyoruz. Ustalarımızın hepsi birbirinden marifetli. Özlem'in mutfağının herhalde bu da şanslarından biri. Efendim sözü fazla uzatmadan dilerseniz malzemelere geçelim. Evet. Yoğurtlu mantımız için malzemelerimiz nelerdir? Yarım kilo mantı kullanacağız, hazır kullanacağız. Daha önceden haşladık biz. Süslemesi için de üzeri için salçamızı kullanacağız. Sarımsak, yağ ve yeteri kadar baharat, tuz kullanacağız. Hı-hı. Kadar kısa evet. Ve öz çalışan bayanların, hatta evdeki genç evet. Kızlarımızın, öğrenci kızlarımızın yapabileceği, hatta erkekler bile biraz cesaret edebilirse yapabilir diye düşünüyorum. Yanılıyor kesinlikle. Muyum? Kesinlikle yapabilirler. Peki evet. Mantı yapmanın püf noktaları nelerdir efendim? Mantı yapmanın püf noktası su da fazla haşlanmayacak. Çıktıktan sonra hemen bir tel süzgeç yardımıyla alınıp daha çabuk servise sunulursa, hamurlaşmadan servis yapılırsa daha iyi olur. Oh. Ne güzel kırmızı tereyağı dökülürse onun üzerine, yemeğin yanında yat. Harika bir lezzet olur değerli izleyicilerimiz. Lakin azar azar yiyoruz, kilolara dikkat ediyoruz, öyle değil mi? Evet. Peki, Kenan ustam heyecanlı. Tabii mantı birazdan bizlerle birlikte olacak. Biz ondan heyecanlı. Başlayalım efendim. Başlayalım. Hadi bakalım. Muhteşem bir köfte tarifiyle sizleri baş başa bırakacağız. Kadın yudu köfte. Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelmiş pirinç pilavımızı bir sonraki güne kaldığında değerlendirmemizi sağlayan yegane lezzetlerden bir tanesini bugün kim buluşturacak bizlerle? Tabii ki de Kenan ustam. Nasılsınız bugün? Teşekkür ederim. Her zamanki gibi dinçiz. Evet, dinçiz. Bugün bayağı bir yemek çıkardık mutfaktan. Evet, bayağı bir yemek çıkardık. Hı-hı. 2500 kişilik bir yemeğimiz vardı. Hı-hı. Onu çıkardık. Farklı, evet, farklı lezzetler sunduk müşterilerimize. İftar yemeklerimiz de olsun, sahur yemeklerimiz de olsun. Bayağı Ramazan yemek. Ayında da yoğundunuz. Evet, yoğunuz. Hala da yoğunsunuz. Evet, yoğunuz. Sonra da Özlem'in mutfağına mı geldik? Evet, Özlem'in mutfağında şu anda da değerli izleyicilerimizle birlikteyiz. Peki, Kenan Bey, gerçekten marifetiniz tartışılmaz. Maşallah, hem pratik hem lezzetli hem de değerlendirmeli yemek yapıyoruz. Nasıl efendim? Bir gün önceden kalan pirinç evet. Pilavımızı da değerlendirebiliriz bu konuda diye düşünüyoruz. Bir de ekonomik efendim. Hiçbir şey atılmıyor. Kalanları
kaldırıyoruz ki bir sonraki yemeklerde de değerlendirebilirim. Hemen strese sarıp dolaba kaldırıyor Kenan Bey. Diyor ki aman Fatma Hanım müsrifik olmasın günah. Kaldıralım başka bir lezzette kullanırız. Ama sağlıklı bir şekilde saklamaya da ne yapıyoruz? Özen gösteriyoruz. Bu konuda sizi takdir ediyorum. Bütün ev hanımları ve bütün yemek yapanlar da bunu dikkate almalı bence. Bugün kadın budu köfte yapacağız dedik. Listemize aldık. Evet. Peki nedir malzemelerimiz efendim? Bugün kadın budu köfte yapacağız. Yaklaşık 1 kilo kıymamız var. Yarım kilo kavrulmuş kıymamız var. Baharat çeşitlerimiz var. 3 yumurtamız var. Haşlanmış pirincimiz var. Yanında ek olarak püre yapacağız. Sunum olarak. Ve yeteri kadar da kızartma için yağ kullanacağız. Burada 2 çeşit kıyma kullanacağız değerli izleyicilerimiz. Birisi pişmiş olacak, diğeri pişmemiş olacak. Bunun püf noktası nedir? Özelliği nedir? Neden böyle bir şey yapıyoruz? Piştiği zaman içerisinde kızarıklık olmasın diye. Hı hı. Püf noktası bu. Bu şekilde evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz ve ne yapıyoruz efendim? Kadın budu köfte yapılışıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Sözümüzü Özlem'in mutfağının en tatlı köşesinde bugün Kenan Bey ile birlikteyiz. Kenan Bey yine bize böyle hafif, lezzetli, şık, muhteşem bir tarif verecek. İrmik tatlısının tarifini verecek ustam, öyle değil mi? Evet, bugün irmik tatlısı yapacağız. Hafif, sütlü. Zaten ya, sütlü oluşu evet. Lor ve dondurma kullanacağız. İsteğe göre. Hafif bir tatlı olacak. Ama böyle var ya, ilmik tatlısının da kıvamını oturtmak değerli izleyicilerimiz oldukça zordur. Evet. Marifet ister, beceri ister, tecrübe ister, ustalık ister. Öyle değil mi? Yanılıyor muyum? Evet, kesinlikle. Peki malzemelerimizi tekrar bir izleyicilerimize aktaralım isterseniz. 1 kilo irmik kullanacağız. Kuru üzümümüz var 300 gram. Şekerimiz var yarım kilo. Sütümüz var ve dilim peynir kullanacağız. İsteğe göre de dondurmalı istenirse dondurma kullanacağız. Servisi değişik evet. Şekillerde yapabiliriz. Tabii. Peki lapa lapa olmaması için, güzel oturması için nelere dikkat edeceğiz? Güzel kavrulması lazım ve suyunu gerekirse sütünü tam kıvamında verilmesi gerekiyor. Bu kadarı yeterli. Evet, yeterli. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ne yapıyoruz? Tatlı sevenleri fazla bekletmiyoruz. Efendim Özlem Mutfağı'ndan bugünlük de bu kadar. Ağzınızdan tadınız, yüreğinizden sevginiz ve en önemlisi de sofranızdan bereketiniz eksik olmasın. Hoşçakalın. Evim Afyon, Özlem'in mutfağını sundu.